Ben futbolcu olsam, kaleye geçsem, bacak arasından zırt pırt gol yesem. Ya da penaltı kaçıran, boyuna gol kaçıran bir santrfor olsam. 2 gün sonra takımdan keserler beni. Ya da mahalle bakkalı olsam, kasap olsam, manav olsam. Çürük çarık et, yumurta, meyve satsam. Kimse benden alışveriş etmez. Kepengi kapatırım, dükkan biter gider. Ya da o kadar uzatmayalım işi. Bu televizyon programını kötü yapsam, 2-3 hafta sonra kulağımdan tutarlar, kapının önüne koyarlar. Doğrusu da budur zaten. Dünyanın her yerinde, her işte, her meslekte yapamayan gider, iyi yapan gelir yerine. Peki, bu karanlık cinayetleri, bu faili meçhul cinayetleri soruşturmakla birinci dereceden görevli polisler, polis müdürleri, savcılar, başsavcılar, siz ne iş yaparsınız? Bu kabil konuşmalara soruşturma açmaktan başka ne işe yararsınız? Bu kadar faili meçhul dosya raflarda tozlanıp dururken siz Allah aşkına neyin peşindesiniz? Yalnız Uğur abinin de zamanında çok söylediği bir şey vardır. Kurşun adres sormaz. Allah etmesin. Tabii ki böyle bir şey istemeyiz. Böyle bir şey sizin başınıza gelse ve meslektaşlarınız aynı duyarsızlığı sizler için gösterse, yakınlarınız için, demokrasi için, insanlık için hoş bir şey mi olurdu bu? Evet. Yine sevgili Uğur Mumcu'dan şöyle bir alıntı. Aslanın sırtına binip ona hükmetmeye çalışanlar bir gün o aslana yem olurlar. Sakın ola ki unutmayın. Evet. Bir başka faili meşhur cinayete geçiyoruz şimdi. Behçet Can Türk cinayetine geçiyoruz. Bu ismi bilmeyen yok Türkiye'de, hatta dünyada bile. Şu ya da bu nedenle. Biliyorsunuz A takımı insanların o şu ya da bu nedenlerine fazla bulaşmaz. Ama bulaştığı şeyler vardır. Mesela insanların kim olursa olsun, hangi nedenle olursa olsun, insanlık dışı bir biçimde bir kuytuda, bir pusuda çok acı bir biçimde öldürülmeleri ve onu öldürenler. Bakın Behçet Cantürk cinayetini A takımı nasıl getiriyor ekranlarınıza. Behçet Cantürk, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde başlayıp dünyanın hemen her yerine adını duyuracak kadar fırtınalı geçen, sonra bir otoban kenarında ağzına kurşun sıkılarak öldürülmekle biten bir yaşamın sahibi. Kimine göre iflah olmaz, yasa tanımaz, karanlık işlerden başını almaz bir mafya babası, kimine göre bileği, yüreği, beyni sağlam, dürüst, adil, yardımsever bir delikanlı. Evet, Behçet Cantürk'ün cenazesi şimdi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camii'ne getirildi. Az sonra cenaze namazı kılınacak. Bu tür cinayetler acaba yine karanlıkta mı kalacak? Parlamenterler ne düşünüyor? Şimdi Türkiye'de maalesef faili meçhul cinayetler gün geçtikçe çoğalıyor. Parlamenterlerin şu anda hiçbir şey yapacağı yok. Büyük Millet Meclisi'nin de duyarlılığı yok. Yani onu da ifade edeyim. Bir soruşturma komisyonu var bu faili meçhul cinayetleri araştıran. Hiçbir şey çıkmaz, hiçbir şey çıkmaz. Maalesef. Bu cinayetin aydınlatacağına dair bir umudunuz var mı? Yoktur, hayır yok. Hiç şu ana kadar binlere varan oldu. Hiçbirisi aydınlanmadı ki bu aydınlansın. İşte Cantürk'ün bu şüpheli, kuşkulu ölümüyle Doğu sorunu arasında direkt ya da indirek bir ilişki var mı efendim? Var tabii. Herkes biliyor ki bunu başka eğer malum çevreler yapsaydı bizim doğudaki örfe göre kendi intikamlarını alırlar. Tahmin ediyorum ki herkes biliyor ki bu herhangi bir grubun yani hasmın meselesi değil. Yani bunu ayarlayan güce karşı da kim ne yapabilir ki? Hiçbir şey yapamaz. Godfather, Baba filmlerinde gördüğümüz sahnelerle kalkan cenazesinde uluslararası mafyanın, Güneydoğu olaylarındaki kanlı bilmecelerin, devletle olan çelişkilerin görünmez sisi kalabalığın üstüne çökmüş adeta. Merhumları yakinen tanıyanlardan soruyorum. Merhumlar kemal-i afiyetteyken, yani sağ selim iken hal ve hareketleriyle nasıl bilirdiniz? Allah'a, Resulullah'a, Kitabullah'a inandı. Başınız sağ olsun efendim. Teşekkür ederim. Başınız sağ olsun. Neden Diyarbakır'a gitmedi acaba cenaze? Ailesi hepsi burada, ailesi. Teşekkürler. Niye dedi Diyarbakır'a kaldırmadınız dedim. Burası da vatanımız. Abi Diyarbakır'da çaren yapılıyor mu? Köyde çaren var mı? Hayır. Köyde falan? Hayır.
oluyor? Bir telaş var, bir panik var. Ya bırak be, bilet kanun mu olur, bilet devlet mi olur ya? Allah Allah var yukarıda. Bir cenazemiz olur, cenazemizi kaldıramıyoruz ya. Bilet iş mi olur ya? Allah var yukarıda ya. 30 milyon insanı 100 yıllarda 70 senede yok saydınız ya. Biz varız yani, var olacağız ya. Cenaze saygınız olsun, insanlık namına saygınız olsun. Evet, Beşiktaş'ın Türk'ün cenazesi oldukça yüksek bir tansiyonda kalkıyor. Çünkü polis yürümelerine, özellikle o kadar geniş bir alanda yürümelerine müsaade etmiyor. Bunun üzerine oldukça sert tartışmalar çıkıyor cadde ortasında. Maalesef şu anda devletin artık ayarladığı bir nokta var. Her doğulu doğu sorununu konuştuğu zaman PKK damgası yiyor. Yani artık PKK Kürtlerle eş anlamlı kullanılıyor. Bu çok yanlış. Buna dikkati çekmek istedik. Bizim tabii bu Türkiye'nin birliği bütünlüğüne mütedair ve doğulu Kürt kökenli insanlar bu memleketin vatandaşıdır. %99'u birlikten yanadır. Şu anda da öyle. Fakat uygulanan politika bu değil. Gidene dua etmeli. Ölen insana dua etmeli. Kalanlar için hiçbir şey söylemezim sanatçılar. Kalanlara da dua etmeli. Sevgi, barış ve kardeşlik ortamı evet, için yaşasınlar diye. Evet. Bunu sizin ağzınızdan duymak istiyor bütün Türkiye halkı. Bütün dünya insanları için barış diyoruz. Güzellik diyoruz. Mutluluk diyoruz. Genç yaşta dul kalan iki karısı, yakınları yanı sıra sanatçılar, yeraltı dünyasının ileri gelenleri, bazı politikacılar ve oldukça kalabalık bir cemaat var törende. Mezarlığa kadar yürümek, kutsal emanetlerine böylelikle veda etmek isterken öfkeli suskunlukları isyan haykırışlarına dönüşüyor kimi zaman. Necdet abi başınız sağ olsun. Başınız sağ olsun. Ya bu artık barış ve kardeşlik günlerinin gelmesi için hepimize görevler düşüyor. Sizin fikriniz ne? Vallahi bu konuda bir şey söylememiz ki tabii hep istediğimiz barış ve kardeşlik. Başka ne olabilir? İnsanların orada burada cesetleri bulunuyor. İnsanlar bazen kitleler halinde, bazen tek tek. Şöyle ya da böyle katlediliyorlar, ölüyorlar, öldürüyorlar. Bu tür hadiselerin olması gerçekten üzücü yani. Ama nedenleri nedir, sebepleri nedir? Bunu Yüce Allah'ın takdirine bırakmak peki, lazım. Peki başınız sağ olsun. Sağ olun, sağ olun. Şimdi herkes törenlere, Güneydoğu yöresinin özgün kurallarına. Araştırılır, soruşturulur ve bulunur. İşte o zaman hesap sorulur kuralına vermiş dikkatini. Acaba neler olacak? Bu işin arkası nasıl gelecek soruları sorulmakta.